Burada makinelerin hepsini bakımlar yapıyoruz. Her gün yapıyor mu? Her gün yapıyoruz efendim. Her gün hiçbir şey olmaz. Her gün içine girişten hiç de yapmadan yapıyoruz. Temizci dahil hepsini burada yapıyoruz. Hiç bir şey olmaz yani. Gerek dünyanın gerekse bölgemizin içinde bulunduğu kritik süreç herkese ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Malum bir süreden beri özellikle bölgemizde ciddi olaylar yaşanıyor. Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'nun tamamında Doğu Akdeniz'de Kuzey Afrika ülkelerindeki yaşanan olaylar hepinizce malum. Aynı şekilde uluslararası düzlemde de ciddi krizler yaşanmakta. Bunların da bölgemize negatif olarak ciddi etkileri oluyor. Öte yandan dünya ticaretinde de bir eksen kayması yaşanıyor. Her ülke bu değişimden kendine göre rol devşirmeye çalışıyor. Türkiye kavşak konumunda bir ülke konumunda. Olan biten hemen her şey bizi yakından ilgilendirecekte. Terör gibi bir takım araçlarla bize ayar vermek istediğini de biliyoruz. Allah'a şükür bunların hepsinden üstesinden geliyoruz. Gelmeye de devam ediyoruz, devam edeceğiz. O nedenle bu süreçte herkese sorumluluklar düşüyor. Bunun da bilinmesi lazım. Özellikle sanayicilerimizin bu sorumluluktan kaçma lüksü de yok. Eskişehir bugün tüm komşu illere bölünmüş yollarla bağlı. Şehrimizde 92 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yol vardı. Bugün 328 kilometre Eskişehir'de bitümlü sıcak karışım kaplama yolumuz var. 2009 yılında bildiğiniz gibi Eskişehir'imize yüksek hızlı treni hattı ile ilk yüksek hızlı tren ile tanışan şehrimiz oldu. Ardından ekonominin başkenti İstanbul'a yüksek hızlı trenle erişim sağlandı. Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında ise 15 milyon yolcu taşıdı. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demir yolu projesi için de dünyaya bastı. Eskişehir'i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya hızlı demir yoluyla bağlamak için proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Proje çalışmalarımızı hedefimiz bu yılın sonunda tamamlamak ve proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından finansman sorununun çözülmesinden sonra bunu yatırım programına alıp yapımına başlayacağız. Yine Eskişehir'deki mevcut havalimanını büyük gövdeli uçakların emniyetli bir şekilde iniş kalkışı için uluslararası standartlara kavuşturdu. Eskişehir'e iletişim alanında da çağ atlattı. Fiber optik kablo uzunluğu 6445 kilometreye çıktı. Hızlı internet kullanıcısı Eskişehir'de bugün 854 bin hızlı internet abonesi mevcut. Neredeyse merkez nüfusuna yakın. Ülkemizin 2053 yılındaki ihracat hedefi 1 trilyon dolar. Bu hedefin karşılanabilmesi için lojistik altyapımızın sağlam olması gerektiğinin bilincindeyiz.
İşte ulaşım altyapısı noktasında ülkemizin dört bir yanını şantiye çevirmemizin en önemli nedenlerinden biri de budur. Örneğin işletmelerimizin rekabet gücünü artırmak, pazarlama imkanlarını kolaylaştırmak ve kombine taşımacılığını daha faal hale getirmek amacıyla lojistik merkezler yapıyoruz. Planladığımız 25 lojistik merkezi tamamlandığında sektöre 73 milyon ton ilave taşıma imkanı sağlamış olacağız. Bunların içerisinde az önce Sayın Başkan'ın da 4 ana başlıkta sunduğu gemilik liman bağlantısı da var. Dahası bir de lojistik master planı hazırladık. Önümüzdeki dönem lojistik yatırımlarına bu plan yön verecek. Nihai amacımız yükünüzü hafifletmek, yolunuzu çok daha fazla aşmaktır. Değerli konuklar, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi OSB diye tanımladığımız bölgemizin güney batısında 98 tane firma